Galerici esnafı, son bir ila 2 iki ayda ikinci el araç satışlarının neredeyse tamamen durduğunu söyledi. Pandeminin ilk aylarının ardından oldukça hareketli olan ikinci el otomobil piyasası, son iki aydır adeta stop etti. Satışların durması ve fiyatların %10 düştüğünü ifade eden galericiler, piyasada araç satışı için yapılan oyunları anlattı. Galericiler internet ilanlarında oluşturulan suni piyasaya dikkat edilmesi çağrısında bulundu. Yılbaşı dolayısıyla fiyatlarda %10 kadar bir gerileme oldu. Her yıl sonu piyasada durgunluk yaşandığını ifade eden galericiler bu sene ise durgunluğun daha fazla olduğunu söylediler. Fiyatların %10 civarında düştüğünü belirten 20 yıldır Samsun'da galericilik yapan Abdullah Çelik, "Piyasa bugünlerde çok durgun. Her yıl son günlerde bu durgunluk yaşanıyor. Pandeminin de etkisiyle bu yıl geçen yıl sonuna göre daha durgun geçiyor." Bundan iki ay önceki süreçte piyasa çok hareketliydi. Haliyle fiyatlar çok şişmişti. İkinci el otomobilde piyasa durdu bunda çeşitli etkenler var. Araba fiyatları piyasa değerinin çok üzerinde seyrediyor. Kayıt dışı oto alım satım yapanların da bunda etkisi çok. Şu an beklemedeyiz. Fiyatlarda ufak da olsa bir geri gelme oldu. Yüzde on civarında fiyatlarda düşüş oldu. Oto pazarının ortadan kalkmasının bize bir etkisi olmadı dedi. 50 bin TL altı arabalardan randıman alınamayacağını dile getiren 30 yıldır galericilik yapan Rıfat Bilgili, pandemi ve sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı satış potansiyelimiz düştü. Her yıl yılın son günleri işler zaten azalır. Bu sene daha fazla azalma oldu. 50 bin TL'lik araba zaten 100 bin TL olmuştu. %100 prim yapan arabalarda %10 ila 20 civarında bir gerileme oldu. Bundan sonraki süreçte 100 bin TL'lik arabayı 75'e alıp, 80 bin TL'ye satmanın yoluna bakacağız. Bizim için değişen veya kötü bir durum yok. Son iki aya kadar araç piyasası çok hareketli geçti ve ciddi bir kar elde edildi. Bilgili, son zamanda galericilerden çok, memur galericilerin ortaya çıktığını ifade ederek, memurdan, doktordan, öğretmenden araba, diye ilanlar çoğaldı. 1 milyon 700 bin TL'lik araba doktordan satılık, polisten 600 bin TL'lik satılık ve imamdan da 400 bin TL'lik satılık araba ilanları görebilirsiniz bunlar şu anda bitti. Şu anda gerçek alım satımcılar ortaya çıktı. Bazı satıcılar da opsiyonlandı oyunu var. İlanda daha düşük fiyata satılan arabalara yüksek fiyata opsiyonlandı gösterip piyasayı yükseltiyorlar. Şu anda 50 bin TL altında araba alan sanayiden çıkamaz ortalama bir araba için de 100 bin TL'nin gözden çıkarılması gerekiyor diye konuştu. Sıfır otomobil üretimine bağlı olarak yeni yılda ikinci el otomobillerin zamlanabileceğini vurgulayan 10 yıldır galericilik yapan Cihat Keskin, pandeminin başında ilk iki ay durgunluk yaşandı. Daha sonra piyasada 6 aylık bir hareketlilik oldu. Son iki aydır durgunluk sürüyor. Bir aydır da tamamen durdu. Kış ve pandemi bir araya gelince böyle oldu vatandaşın fiyatların düşmesi beklentisi var ama sıfır araçlarda fiyat düşmedi. Yeni yılda fiyatların tekrardan yükseleceğini düşünüyorum. Fabrikalar hala yarım çalışıyor ve sıfır araç üretimi pek yapılamıyor. En çok rağbet gören araçlar ise kadınların da erkekler kadar araç sürmeye başlamasıyla hatchback otomatik vites araçlar oluyor ifadelerini kullandı.